Sumitomo Lastik Fabrikası grevinde bir hafta geride kaldı. Grev kararı alan işçiler, Petrol İş Sendikası ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanınca grevin 7. gününde kararlılıklarını sürdürdü. Grev çadırında vardiya usulüyle işverenle anlaşmak için bekleyen işçilere moral ve destek ziyaretleri devam ediyor. Çankırı Postası televizyonu mikrofonlarına konuşan Petrol İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işverenin alınan grev kararının ardından durumu daha fazla uzatmayacağını belirtti. Grevde iki taraf da kendi planlarını yapıyor. İşçi dışarıda, evinde. Sendika yetkililerimiz, grev gözcülerimiz kapıdalar. İşveren de içeride kendi planlarını yapmakla meşgul. İşverenden çağrı bekliyoruz. Çağrı yaptıkları an masaya oturacağız. Uygun bir noktada buluştuğumuz zaman imzalamaktan çekinmeyeceğiz. Tabanı biz doğru bir yere oturtturalım istiyoruz. O yüzden çalışanın burada pes edecek bir durumu yok. İşveren bu fabrikayı kurduysa, 11 yıldır teşvik alıyorsa, devletin çocuk gibi beslediği bir fabrika bunu daha fazla uzatamayacak ve bizi masaya davet edecek. Şu an fabrikanın bize teklif ettiği oran net ücrette 26 bin ortalama, yani fabrika ortalaması, 2400 kişinin ortalaması. Biz de ortalamanın 30 bin üzerinde olması için uğraşıyoruz. Aramızda aslında 4 bin lira gibi bir fark var. Bu bizim katlama etkisinde çok güzel işe yarayacak ileriye dönük. Onlar en düşük ücret bize, operatör ücreti 24.500'deler. Buna biz kıdemleri koyarak bir yere taşıyoruz. Bu 24.500 lirada asgari ücretin 17.000 gerçeğinde bizim işimize yaramıyor. Bir yere taşınıyor. Biz en düşük çalışanı 29.000 seviyelerin, o gün bitirmek üzere verdiğimiz rakam buydu. 29.000 seviyesi olsun dedik. Onun üzerine kıdemlerle bir yere taşıyoruz. Yanaklarımız da var. Onu işveren şu an çok buluyor bize. Grev kararı alan işçilerin ise meraklı bekleyişi devam ediyor.